Matrisleri toplama, çıkarma, çarpma ve matris tersi alma konusunda çok işlem yaptık. Şimdi matrisin nerede kullanıldığını konuşalım. Hatırlarsanız matris bir veri gösterme yoldur. Burada öğrendiğiniz kuralları insanların yarattığı, icat ettiği kurallar olarak görmelisiniz. Doğada matrisler burada öğrendiğimiz gibi çarpılacak diye bir şey yok. Uygulamaya geçtiğimizde matris işlemlerinin çok kullanışlı olduğunu göreceksiniz. Şimdi C1, 1 veya C1, 2 lineer denklemleri nerede öğreniyorsanız oraya dönelim. Lineer denklemler nedir? Lineer denklem sistemleri. İki doğrunuz var ve doğruların kesiştiği noktayı bulacaksınız. Örneğin şöyle bir şey olabilir. 3x artı 2y eşittir 7 ve eksi 6x artı 6y sayıları uydurmak için biraz düşünmeliyim. Eşittir 6. Sanıyorum bu denklemlerin sonucu düzgün çıkacak. Şimdi soru neydi? Bu bir doğru. Bu da bir doğru. Şimdi nerede kesiştiklerini bulmamız lazım. Eğer bu iki doğruyu çizerseniz, Hatta hemen çizelim. Çünkü konumuz anlamak ve bunların matris dünyasına nasıl yansıdığını görmek. Bu arada matris dünyası ifadesi tabii 1999'dan sonra tamamen değişik bir anlam kazandı. Neyse konuyu da atmayalım. Şimdi bunlar koordinat eksenlerimse bu nedir? Her şeyi y eşittir mx artı b şekline dönüştürüyorum. Dolayısıyla bu denklem nedir? y eşittir 3 bölü 2x artı 7 bölü 2. 7 bölü 2 nedir? 3 buçuk gibi bir şey değil mi? Demek ki eğimi 3 buçuk olacak. Eğimi birden biraz dik olacak. Doğrunun grafiği şuna benzeyecek. Şimdi bu doğru neye benzeyecek? Farklı bir renkte çizeyim. Bu arada şimdi fark ettim, yanlış yaptım. Öteki doğru aslında eşittir. Eksi 3 bölü 2x artı 7 bölü 2. Çünkü bunu diğer tarafa aldığımızda eksi 3x bölü 2 oluyor. Dolayısıyla eğimi aşağı doğru olacak. Yani buna benzeyecek. Eksi 1'den daha dik olacak. Tahmin yürütüyorum. Doğru şuna benzeyecek. Ve bu doğru sanıyorum y eşittir x artı 1 olacak. Evet bu diğer tarafa gidiyor ve her şeyi 6'ya bölüyoruz y eşittir x artı 1. Dolayısıyla öteki doğrunun y keseni 3 buçuk demiştik. Bu doğrunun y keseni 1 ve eğimi de 1. Yani şuna benzeyecek. Buna göre bir denklem sistemini çözerken iki denklemi de sağlayan x ve y değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Bu koyu pembe doğru ilk lineer denklemi sağlayan x ve y değerlerini gösteriyor ve bu yeşil doğru ikinci denklemi sağlayan tüm x ve y değerlerini gösteriyor. İki doğrunun kesiştiği yerde, iki denklemi birden sağlayan x ve y değerlerini gösteriyor. Cebir 1'de böyle yapmıştık. Denklem sistemini bu değerleri bulmak için çözüyoruz. Denklem sistemlerini yerine koyma veya yok etme yöntemleriyle çözüyorduk. Gauss-Jordan, Gauss-Jordan yok etme yönteminde de aslında aynı şeyi yaptığımızı göreceksiniz. Yalnızca Gauss-Jordan yönteminde bunu biraz farklı ifade ettik. Neyse bu kadarını zaten biliyorduk. Şimdi matris dünyasına uyarlayalım. Bu problemi matris olarak nasıl gösteririz? Şöyle yazabiliriz. Bunun aynı şeyi gösterdiğini size kanıtlayalım. Matrisleri matris çarpımına göre tanımlarsak bu problemi 3 eksi 6 2 6 katsayıları aldım. 3 eksi 6 2 6 eğer bu matrisi x'e sütun matrisiyle çarparsam ve bunu başka bir sütun vektörüne 7, 6 eşitlersem, burada durdurup çarpımı öğrendiğiniz gibi yapmak isteyebilirsiniz, göreceksiniz, aynı şeyi elde edeceksiniz. Eğer siz yapmak istemezseniz şimdi hemen ben yaparım. Şimdi iki matrisi çarpalım. Ne yapıyoruz? Birinci matristen satır bilgisini, ikinci matristen de sütun bilgisini alıyoruz. Ve bu da çarpım matrisini veriyor. Bu, 3 çarpı x artı 2 çarpı y eşittir 7 demek. Biz de buraya böyle yazmıştık. 3 çarpı x artı 2 çarpı y eşittir 7. Aynı şekilde alt satırı çarparsak, eksi 6 çarpı x artı 6 çarpı y, eşittir 6 elde ederiz. Eğer bu kafanızı karıştırdıysa matris çarpımını hatırlayın. Bunu çarparsanız aynı denklemleri elde edersiniz. Umarım bunun yalnızca bu problemi farklı bir şekilde ifade etme yolu olduğunu anladınız. Artı ve eşittir işaretlerinden kurtulmuş olsak da bu ifade şeklinde bilmemiz gerekiyor. Peki bu ifade şekli neden kullanışlı? Bu matrise A diyoruz. Bu vektöre x diyelim. Bu bir değişken değil, bir vektör. Değişkenden farklı olduğunu göstermek için koyu renkle yazalım veya küçük bir vektör işareti koyalım. Eğer ders kitabına rastlamış olsaydınız koyu renkle yazılmış olduğunu görecektiniz. Ve bu vektöre de b diyelim. Doğru hatırlıyorsam notasyonda matris veya vektör koyu renkle yazılıyordu. Ve vektör olmayan matrisler, yani birden fazla sırası veya sütünü olan matrisler büyük harfle ifade ediliyordu. Vektörler de aynı zamanda matristir ama küçük harfle gösteriliyorlar. Bu sebepten de bunu büyük harfle göstereceğiz. Bu denklem A, X artı b şeklinde a matris x ve b sütun vektörü. Bunun faydası nedir? Eğer tersini biliyorsak ne olacak? Burada bir ara verelim. Eğer bunlar sayı olsaydı ne yapardık? Size cebirsel bir ax eşittir b denklemi verseydim nasıl çözerdiniz? Denklemin iki tarafını da a'ya bölerdiniz veya iki tarafı da a'nın tersiyle çarpardınız ve şöyle demiş olurdunuz. 1 bölü a çarpı ax eşittir 1 bölü a çarpı b. Sonra bunlar sadeleşirdi ve x eşittir b bölü a elde ederdiniz. Basit bir lineer denklemi böyle çözeriz. O zaman burada ne yapacağız? Bölmenin matrisi uygulanışı nedir? Hemen cevabı vereyim. Tersiyle çarpmak. Tersiyle çarpmak. Eğer matrisin tersini biliyorsak, iki tarafı da bu ters matrisle çarpabiliriz. Unutmayın, işlem sırası önemli lineer denklemlerdeki gibi iki taraftan da çarpamazsınız. Dikkat ederseniz iki durumda da sayıların önüne koydum. Siz de öyle yapmalısınız. Ama matrisin tersi varsa ve bunu biliyorsanız denklemin iki tarafında bu ters matrisle soldan çarpabilirsiniz. A'nın tersi çarpı A çarpı x vektörü eşittir A'nın tersi çarpı b. Bu ifadeyi aldım ve iki tarafı da ters matrisle çarptım. A'nın tersi ile A'nın çarpımı nedir? Birim matristir. O zaman birim matris çarpı x eşittir A'nın tersi çarpı b. Bu yalnızca x. Birim matris çarpı başka bir matris, o matrise eşittir. O zaman bunun sonucu x vektörü eşittir a'nın tersi çarpı b. Dolayısıyla bir lineer denklemde matrisin tersini biliyorsanız, x ve y'yi bulmak için şuradaki sayıyı ters matrisle çarpmanız gerekiyor. Şimdi bu çok gereksiz ve uzun diyebilirsiniz. Bu çok basit bir denklem. Neden matris tersi bulmakla ve sonra sayıyı ters matrisle çarpmakla uğraşayım ki? Size bir yere kadar katılıyorum. 2'ye 2 denklem sistemlerini çözmek için cebir 1 veya 2'de kullandığınız yol daha kolay. 3'e 3 üç e için de ters bulmak zor. Daha büyük boyutlarda da ters matris bulmak zor ama birkaç denkleminiz olduğunda bu metodun faydasını görüyorsunuz. Sol taraf aynı kalıyor, sağ taraf değişiyor. Diyelim ki ax eşittir b, sonra da başka bir tane olur. ax eşittir c ve a x eşittir d. Bu sayılar değişip durur, bunlar aynı kalır. O zaman matris tersini bulmak işimize yarar. Yeni bir çözüm bulmanız gerekiyorsa, yeni sağ tarafı ters matrisinizle çarpıp cevabınızı elde edersiniz. Buna farklı bir açıdan baktığımızda daha da faydasını göreceğiz. Neyse, bunların aynı şey olduklarını göstermek istemiştim. Şimdi matris bilgimizi kullanarak bunu çözelim. Şurayı sileyim. Bu beklediğimden biraz uzun sürdü. Umarım sizi sıkmıyorumdur. Şunu tutayım. Yaptığımızın görsel açıklaması da önemli. Yaptığımız şeyin ne olduğunu unutmayın. Peki. Ters matris nedir? Öncelikle a'nın tersi. 1 bölü a'nın determinantı çarpı bu matrisin ek matrisidir. Terminolojiyle şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum ama ek matris neydi hatırlayalım? 2e2 2 için kolay bulunuyordu. Şu iki terimin yerlerini birbiriyle değiştiriyoruz. 6 ve 3 elde ediyoruz. Bu iki terimin de eksilerini alıyoruz. Eksi 6, 6 oluyor. 2 de eksi 2 oluyor a'nın determinantı nedir? a'nın determinantı eşittir. Bu çarpı bu eksi şu çarpı şurası. Yani 3 çarpı 6 eşittir 18 eksi bu çarpı bu. 6 çarpı 2 eşittir 12. Bu eksi 6. Bu eksi 12. Yani eksi eksi 12, eksi eksi artı demek. Buna göre 18 artı 12 eşittir 30. A'nın tersi neye eşit? 1 bölü 30 çarpı bu. A'nın tersi eşittir. 1 bölü 30'u dışarıda tutabiliriz. Bu işleri basitleştirebilir. O zaman A, a ters neye eşit? Bu bölü 30. Neyse 1 bölü 30 çarpı 6 eksi 2 6 3. A'nın tersi bu. Şimdi x ve y'yi bulalım. x ve y eşittir a'nın tersi çarpı b. O zaman x vektörünü x ve y olarak belirtebiliriz. Kafanız karışmasın, bu x şu x'ten farklı. Eğer bu bir matbaa basımı olsaydı o zaman bunu çok koyu renkle yazardım ki vektör olduğunu anlayın. Belki vektör notasyonu kullanmalıydım. Evet, bu a'nın tersi çarpı şu. Yani 1 bölü 30. Bunu işlemleri basitleştirmek için yapıyorum. Matris çarpımı kolay olsun diye her şeyi 30'a bölmedim. Eksi 2, 3 çarpı 7, 6. Bu ne eşit? 1 bölü 30 çarpı 6 kere 7, eksi 2 kere 6. 6 çarpı 7 eşittir 42, eksi 2 çarpı 6 eşittir eksi 12. Demek ki bu 30'a eşit. Ve 6 kere 7 artı 2 kere 6, 6 kere 7 yine 42, artı 2 kere 6. Buna göre 42 artı 12 eşittir 50. Doğru mu? 6 kere 7, düzeltiyorum bu 3 olacaktı. Bu yüzden kafam karıştı. Güzel yazı yazmanın önemini görüyorsunuz. 6 kere 7 eşittir 42 artı 3 kere 6, 3 kere 6 yani 42 artı 18 60 ve tabii ikisini de 30'a bölüyoruz ve x y'yi buluyoruz. Şuraya yazıyorum hiçbir şey silmek istemiyorum. Bunları 30'a bölerek x, y'nin 1 ve 2'ye eşit olduğunu buluyoruz. Bu da bize bu iki lineer denklemin x eşittir 1 ve y eşittir 2 noktasında kesiştiğini gösteriyor. Çözüm biraz uzun görünmüş olabilir ama çok uzun anlattığım için böyle gelmiştir. Eğer hemen denklemleri bu şekilde ifade etmiş, ters matrisi bulmuş ve çarpmış olsaydınız fazla zamanınızı almayacaktı. Alıştırma olarak bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda aynı soruyu tekrar çözüp, bu verilerin farklı bir probleme ait olması durumunu inceleyeceğiz. Yakında görüşürüz. Hoşçakalın.